işimize yarar bayağı. Şimdi alan nasıl çizilir ona gelelim. Burada çizim yaptığımızda ya da herhangi bir işlem yaptığımızda şu tabakalara muhakkak gelmemiz gerekiyor. O tabaka seçili olacak ve açık olacak. Ona gelip şu kaleme bastığımızda çizmeye başlayabiliyoruz. Poligon detay ekleye geliyoruz. Tamam mı? İki ayar bakın arkadaşlar. Şöyle. Mesela bitti ya. Herhangi bir alan çizdik. Bitti. Sağ tıklıyoruz. Buradan ID geliyor. Bunu silebiliriz. Onu da göstereceğim şimdi. Adamız 101'e 1 parsel. Gördüğünüz gibi şöyle çizdikten sonra kaydet diyoruz. Alanımızı çizdi. Diyelim ben bu ID tabakasıyla benim işim yok. Şöyle kaleme basıyoruz. Çarpıya bastık. ID seçtik. Tamam dedik. Sildi. Sonra tekrar kaleme basıp kaydet diyoruz. Şimdi bunun özelliklerini ben rengini değiştirmek istiyorum mesela. Buradan üstüne tıklıyorum. Bir sağa tıkladım. Seçenekler. Sembolojiden gelip bu basit dolgu var ya rengini şöyle yeşil yapıp uygula. Tamam dedim. Şimdi ben bunun her özelliklerini görmek istiyorum yani. Her seferinde buraya girmek zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Şu i'ye tıklıyoruz. Netcat'le benziyor zaten. Şuradan açıklamasını getirdim. Ada parsel açıklaması parsel diye yapmıştım. Şunu biraz küçültelim. Bir de çizgi çizelim. Alanımız açık kalsın. Bir de kapatalım. Kaleme bastık. Yani şimdi alana bastığımızda ne olmuştu? Şöyle aradaki temel farkları görün diye. Alana bastık ya, şuraya geldik. Şuna bastığımızda burada alan çizme modülü geliyor. Ama şuraya geldiğimizde çizgi geliyor. Hepsini bir anda da açık yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada alan tabakasında olduğumuzda şöyle alan açık geliyor. Çizgiye geldiğimizde çizgi geliyor. Burada da nokta geliyor. Böyle. Çizgi çizelim. Çizgiye geldik. Bastık. Yine sağ tıkladık. Çizgi uzunluğumuz 10 metre olsun. Bunların uzunluklarını da nasıl ölçüldüğünü falan da göstereceğim. Çizgi adı liner. Ya burada sadece nasıl göründüğünü, ya yani nasıl çizdiğimizi falan gösteriyorum. Burada nokta. Bir nokta adı 25, yüksekliği 100. Orada ondalık sayı seçtiğimiz için şey yapmıyor. Mesela rakam metre cinsini yazmamıza izin veriyor. Şöyle yani bunu alan çizgi nokta bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Hani haberiniz olsun. Sonra anlatmadı demeyin. Şimdi alanlarla ilgili bir iki temel bir şey daha anlatmak istiyorum. Bu önemli çünkü. Bir alan daha çizelim. Şunları kapatalım. Bir alan daha çizdik. Ada 125 ada. 5 parsel. Bir açıklama yapayım.
Burada bu temel şeylerden bir bakalım. Şunlar neymiş? Bu ne mesela? Seçtiğimizde gördüğünüz gibi kop alanı kaydırıyor. İstediğimiz yere götürebiliyoruz. Kopyala ve kaydır. Yani bu yanındaki o bu çentik işareti var, onu seçtiğimizde bir kopyasını bırakıyor. Şimdi kaydırma bu şekilde. Dönderme o bu. Gördüğünüz gibi. Şu ölçekleme alanı istediğimiz ölçekte büyütüp küçültebiliyoruz. Enfareyi ileri sağa sola götürüyoruz. Bu da simetrik bir fark atıyor. Yani şöyle seçtiğimizde mesela büyütüp küçültebiliyor. Bu en sevdiğim özelliklerinden biri alan içerisinden alan çıkartma. Gördüğünüz gibi alan çıkarttı. Şunu bilmiyorum. Bu da alan ekleme. Şöyle göstereyim mesela. Alan içine alan ekleyebiliyoruz. Alan bindirme olması lazım. Ha, şu da bir alan çıkartmışsak alanı ekleyebiliyoruz. Komple alanı siliyor. Bak şu da çok güzel bir özellik. Bir alanımız var. Şunu mesela bir de şeye bakalım. Bu hep şöyle basit dolgulu mu oluyor? Şunu şeffaf yaptığımızda gördüğünüz gibi taramaları da bu şekilde kapatıyoruz. Alana geldik. Sağ tıkladık. Seçenekleri dedik. Semboloji gelecek. Basit dolgu. Buradan dolu şeffaf yapıyoruz. Buradan ya bu ne demekmiş? Burada alanı büyütebiliyoruz. Bu da alanı ölçekleme. Yani belli bir oranda tüm hepsini büyütüyoruz. Yani bu kesişim ekleme. Yani böyle. Ha, bir yakalama şeyleri nasıl? Şunlar mesela. Buradan şu düğüm noktası açık olduğunda şöyle kesişim yerlerini seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tüm katmanlar için. Burada tüm katmanlar için yani şuralarda mesela alan mera ya da alan orman diye tabakalar olsaydı oralarda da işlem yapabilecektik. Parça bu burada işte mesela sadece alan üzerinden seçim yapmamızı ya da nokta çizgi üzerinden seçim yapmamıza biz hani düğüm noktası yani kesişim noktası olan nere varsa hepsini de seçmek istiyoruz. Bu şekilde yani bu netkette de nokta seçim araç çubuğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani katmanlar bölümü bu şekilde. Olabildiğince de detaylı anlatmaya çalıştım. Çünkü bu çok önemli. Hani baktığım kadarıyla bizim hocalarımız var. Çok kaliteli içerikler yapan arkadaşlar ve hocalarımız var. Çok bu konuya detaya inmemişler. Bunu bir eksiklik olarak gördüm açıkçası. Bunlar burada onlara da kısa bir öz eleştiri olsun.
Yani bunun temeli bu. Nasıl çizgi, alan ve nokta oluşturuyoruz? Bunları bildikten sonra işlemleri aslında yapmaya başlıyoruz.